Merhabalar. 6. sınıf fen bilimleri 1. dönem 1. yazılıya hazırlıkla yine birlikteyiz. Aşağıdaki sözcükleri aşağıdaki cümlelerle yer alan boşluklara uygun gelecek şekilde yazarak cümleyi tamamlayalım. 1. cümleyle başlayalım. Güneş'e ısı ve ışık yayan bir nokta nokta olarak adlandırılır. Arkadaşlar Güneş bir yıldızdır. Güneşe en yakın gezegen Merkür, en uzak gezegen ise Neptün'dür. Nokta nokta kızıl gezegen adlandırılır. Arkadaşlar Mars kızıl gezegen olarak adlandırılır. Gezegenlerin en büyüğü olduğu için dev gezegen denir. Gezegenlerin en büyüğü Jüpiter'dir arkadaşlar. Atmosferden geçerken yanarak tükenmeyip yeryüzüne kaya olarak düşen meteor parçalarına da arkadaşlar gök taşı denir. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerin altına cümle doğruysa doğru, yanlışsa yanlış yazalım. Kanın atar damarlara yaptığı basınca tansiyon denir. Birinci ifade doğrudur arkadaşlar. D yazıyorum sadece. Vücudumuza kan pompalayan organ midedir. Yanlış arkadaşlar kalptir. Ak kana kırmızı rengini veren hücrelerdir. Yanlış arkadaşlar ak değil al. Zaten al kırmızı demek biliyorsunuz. Onun için bu da yanlış. Kemiklerin gelişimi için balık, süt, yoğurt tüketilmelidir. Bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü Kalsiyum ve fosfor gereklidir. Bu yediğimiz yiyeceklerde kalsiyum ve fosfor bulunur. Kalın bağırsak isteğimizle çalışan kaslardan oluşur. Yanlış arkadaşlar kalın bağırsak düz kaslardan oluşur. Düz kaslarda isteğimizle çalışmaz. Kol ve bacaklarımızda çizgili kas bulunur. Bu doğrudur arkadaşlar. Tüm iskeletin çevresinde çizgili kaslar bulunur. Üçüncü soruyla devam edelim. Arkadaşlar boş bırakılan yerlere yazmamız isteniyor. Bir numaralı gösterilen damarlar toplar damarlardır. İki numara arkadaşlar kalbin üst taraftakilere kulakçık denir, alt taraftakilere karıncık denir. Dikkat ederseniz e, size göre solda solda olduğu için bize göre sağda ama kalbin sol tarafıdır. o Burası ne olur sol kulakçık. Alttaki yine sol karıncık. Alt taraftakilere karıncık, üst taraftakilere kulakçık diyoruz arkadaşlar. Burası ne olur sağ kulakçık. Bu da ne olur? Sa karıncık. Arkadaşlar kalbin sol tarafında temiz kan, sağ tarafında kirli kan vurulur ve ortada temiz kanla kirli kan birbirine karışmaz. Kas çeşitlerinin özelliklerini tik koyarak yapalım arkadaşlar. Kalp kası isteğimiz dışında ve sadece kalpte yapısı çizgili. Çizgili kas isteğimizle kol, bacak, ve parmakta bulunur. Yapısı çizgili. Düz kas isteğimiz dışında böbrek, mide de bulunur ve yapısı düz kastır. Altıncı soruyla devam edelim. Öğretmen bu etkinlik ile aşağıdaki aşağıdakilerden hangisini öğretmek istemiştir? Öğretmen fener, pinpon topu ve balaybol topu ile aşağıdaki düzeni hazırlayıp fener lambasını koyuyor. Burada arkadaşlar bu neyi ifade eder? Güneş. Bu neyi ifade eder? Ay. Bu neyi ifade eder? Dünya. Dünyadaki bir bölüm insanların ayın gölgesi düştüğü için güneşi görememesine ne diyorduk? Güneş tutulması. O halde bu yapılan etkinlik güneş tutulmasını ifade eder. Yedinci soruyla devam edelim. İskelet sisteminin görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Vücudun dik durmasını sağlar görevidir. Vücudun genel şeklini verir, görevidir. Vücut ısısını korumak bu dolaşım sisteminin görevidir, iskeletin değil. Bazı iç organlarını korumak bu iskeletin görevidir. Göğüs kafesimiz akciğer ve kalbimizi korur. Sekizinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki şekilde numaralanmış kas çeşitleri hangi şıkta doğal olarak verilmiştir? Arkadaşlar birincisi kalp kası, ikincisi kemiklerin, kemiklerin etrafında neydi? Çizgili kastı. Ve iç organların yapısında olan ise düz kasa örnekti. O halde kalp, çizgili ve düz kas hangi şıkta var? D şıkkında var. Kol ve bacaklarımızda bulunan eklem çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kol ve bacaklarımızda oynar eklemler bulunur. 10. soruyla devam edelim. Güneş sisteminde gezegenlerden bazıları özellikleri şöyledir. Buna göre KLM ile gösterilen gezegenler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Güneşe en yakın ikinci gezegen Venüs'tür arkadaşlar. Birincisi Merkür, ikincisi Venüs. Hemen yazıyoruz üzerine o şekilde yapacağız. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter, halkası halkasıyla en dikkat çeken ise neydi? Satürn. O halde Venüs, Jüpiter, Satürn ölen hangi şık? Cevabımız D şıkkı. 11. soruyla devam edelim. Bu ifadelere ilgili yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Okuyalım. Kanda en fazla bulunan rengi e, rengini kırmızı olan kan hücrelerine arkadaşlar al yuvar. Bunu aklımızda tutmak için arkadaşlar al kırmızı demekti zaten. Oradan da kırmızı renk kana kırmızı rengi vermesinden de aklımızda tutabiliriz. Nokta nokta kanama sırasında kanın pıhtılaşmasını sağlar. Pıhtılaşma için gerekli olan proteinleri üretir. Arkadaşlar bu da neydi? Kan pulcukları. O halde al yuvar ve kan pulcukları olan hangi şık? D şıkkı. Arkadaşlar al yuvarlar ne yapıyordu? oksijen ve karbondioksit taşıyorduk. Ak yuvarları ise vücudumuzun askerleri bizi savunuyordu mikroplara karşı. 12. soruyla devam edelim. Solunum sisteminin yapı ve işlevleriyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Hava burunda nemlenir ve ısınır. Doğru arkadaşlar. Zaten burnumuzdan hava almamız tavsiye edilir. Çünkü burnumuzdaki kıllar havanı temizler ve oradaki mukus ne yapar? Havayı ısıtır. Süngerimsi yapıda olan akciğerler biri sağda diğeri solda olmak üzere iki tanedir doğrudur arkadaşlar. Alveoller havadaki kokuyu algılar. Yanlış arkadaşlar havadaki kokuyu değil alveoller oksijen ve karbondioksitin kana geçişini sağlar. Soluk borusu havanın akciğerlere iletilmesini sağlar. Bu da doğrudur arkadaşlar. Vücudumuzdaki en uzun kemik hangisidir? Vücudumuzdaki en uzun kemik uyluk kemiğidir arkadaşlar. Diz kapağıyla kalça kemiği arasındaki en uzun kemiğimiz uyluk kemiğidir. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür